Merhaba. Bugün Mercedes'in D sınıfındaki temsilcisini inceleyeceğiz. Mercedes bir önceki W212 kodlu kasadan sonra bu modeli çıkarmak için 1 milyar euro harcadı. 1200 tane prototip araba üretti ve 12 milyon kilometre yol kat ettiler ve karşınızda W213. Tabii ki bu da değişecek. Değişti hatta, ama ülkemiz şartlarından dolayı hala çok güncel bir araba. Bugün inceleyeceğimiz arabamız 2021 model E300 dizel. Rengi çok güzel. Kavansit mavi. AMG donanımında. Öncelikle dış öğelerinden bahsedeceğim. Ön taraf biraz eleştirildi çıktığı zaman. Benim çok hoşuma gitti yakından görünce. Birkaç detaydan bahsedeceğim. Daha yakından bakalım olmazsa. Hafif köpek balığına doğru gidiş şık. Burada eleştirilerin genel şeyi farların küçüklüğünden oldu. Aslında yakından fena değil ama Mercedes'te alışık olduğumuz daha böyle geniş, daha baskın far dizaynını ben de bu arabada görmek isterdim. Bir önceki kasada şu alttaki AMG'de olan splitter gibi veyahut da krom alttaki dudak değil, ne derseniz deyin. O bunda da tercih edilmiş ama bunda biraz daha muhafazakar. Diğerinde tüm altı kaplıyordu. Hatta bazen bilmeyenler bunu siz mi yaptırdınız diye bana soruyorlardı. Değil. Ama çok hareketli bir dizayn var. Şeyinde de, normal versiyonda da, yani AMG olmayan versiyondaki ön görüntü de çok güzel. Çıkkın bir ızgara var. Böyle yatay kromlu. Mercedes yıldızı falan. Ön dizaynı hiç fena değil. Farlar bir tık büyük olabilirdi. Far dizaynını çok beğendim. Öncekilerde tabii mercekler gözüküyordu. Bunda mercekler gözükmüyor. Yansıtıcılar var. Şu aradaki detaylar falan. Şık olmuş. Tabii kaputu görüyorsunuz. AMG olduğu için mi böyle bilmiyorum ama şu üstteki çıkıntılar gerçekten şık. Arabayı sürerken de onları izliyorsunuz ya. Kaput şeyden gözüküyor, sürücünün görüş alanının içerisine giriyor. Jantları değişik bu arabanın. Jantlar elektrikli bir arabayı daha modern, daha yenilikçi bir dizayn anlayışını bence temsil etmiş bu arabada. Şu aradaki dizayn, hani sanki daha az yakıt yaksın, daha çevreci olsun diye kapak takarlar ya arabalara, Tesla'larda falan var. Onu çağrıştıran hareketli bir dizayn. Daha sade, daha sportif görüntüyü sevenlerin hoşuna gitmeyecektir. Ama genel olarak yani benim görüntüsünü sevdiğim bir jant. Ama tabii göz yoruyor, biraz kalabalık. Arada kaldım bir jant ama ben sevdim. Görüntüsü çok güzel. 19 jantlar Michelin'lerle birleştirilmiş. Buradaki dizayn da 212'de biraz daha böyle iddialı, köşeli dizayn varken bunda daha böyle akıcı bir dizayn var. Damla tip, yeni tip dizayn. Burada kamerayı görüyorsunuz. 360 derece kamera var bu araçta. Keyless var. Kapı kollarındaki kromlardan, dizayndan anlayabiliyorsunuz. Arka kısım Mercedes'in yeni dizayn dili. C'den S'e kadar hepsinde kullandıkları bu akıcı dizayn yine. Arka jantlarla. Şurada AMG'lerde özellikle bunu 205'te koymaya başladılar. Çıkıntılar da şık açıkçası, eğlenceli. Bu aracı trafikten arkadan görseniz S serisine benzetebilirsiniz. Hele ki yeni S serisine çok benziyor. Daha uzun, daha yine geometrisi geniş bir alana yayılmış bir stop dizaynı var. Şunlar yan yana yanıyor. Gerçekten şık gözüküyor. Arkaya doğru Mercedes'in genel şeyi biraz daha böyle uçlara doğru basılmış minimalist bir dizaynı var. AMG olduğu için arka tarafta yine krom da unutulmamış. Difüzör hissi de verilmiş o plastik parçayla. Arka görüntüsü kibar. AMG olduğu için maşbelde de böyle bir 3 boyutlu detay var. Yandan görüntüsü hoş. Arabaya böyle yaklaşırken gerçekten şık, kafa yorulmuş bir dizaynla karşı karşıya geliyorsunuz. B sütunları parlak. Night, işte gece modu falan diyorlar, gece paketi. Aynanın etrafında da sert plastik kullanmamışlar. Bu da kalite hissini artıran detaylar. Tavanımız cam tavan, içeride bahsedeyim ondan. E300'ün bagajını açalım. Bildiğim kadarıyla 540 litre civarı. Burada tabii kullanılan bir araba, bir de benim eşyalarım var. Bagajda aşağıda ne var? Ben de sizinle göreceğim. Aynen. Kompresör mevcut arkada. Şey var. Hani burası daha çok ama buraya da kullanabiliyorsunuz güncel arabalarda. Şey yok. Ne derler ona? Arkada bir stepne söz konusu değil.
Bagajın açılımı güzel, ölü noktası az. Yani benim hoşuma gitti açıkçası. Keyless olduğu için hem buradan kapatabiliyorsunuz. Şeyi deneyelim. Anahtar var bende. Evet. Tekmelemek, yani havayı tekmeliyorsunuz. Kapatıyor. Açacak mı bakalım? Ses çok hoşuma gitti. Önceden olmayan bir şey. Ses. Yani açılıyorum ben demesi. Şurada bir de poşet şeyleri, ne derler buna, kancaları çok hoşuma gitti. Gerçekten şık. Mercedes'in bu tarz küçük detayları benim çok hoşuma gidiyor. Arka kısma bir binelim. Bu benim kendi arkam. D sınıfı. Yani bir kapıyı kapatayım. Fena değil. Yani bu koltukta, siz şimdi göreceksiniz, koltuktaki şu girintiler sizin rahatça seyahat etmenizi sağlamış. Muhtemelen burada arkaya ekran takarsanız falan, onlar için ön hazırlık var. Burmeister'ları görüyorsunuz. Şurada bu çok güzel. Bunu başka bir açıdan göstereyim. 212'de benim bir hatıram var bu arkadaki perdeler için. Burada elle yönetilen perde var. Yönetilen nedir? Açıp kapatıyorsun, şöyle asıyorsun. 212 aracımı Hacı Reis'e aldığım zaman ilk düzelttiğimiz şey buydu. İçine kaçmıştı. Hemen onu serviste çıkartmışlardı ekspertize götürdüğümde. Devam edelim. Rahat bir oturuş var. Çok hoşuma gidiyor. Kendimi evimde hissettiğim bir araba oldu. Bu arabada benim açımdan Mercedes için belki de en yenilikçi gördüğüm özelliği ise motoru. 2000 motor, E300 isimlendirmesi beygir gücünden dolayı. 2.0 motor, dizel OM654. Şimdi anlatacağım. Bu arabanın motoru 2000 motor dizel. Mercedes'te bolca kullanılmış. OM654 dedim, B20, yani 2.0 olduğunu gösteriyor. Yenilikçi bir motor. Neden? Turbosu bu tarafta. Fakat 2.0'dan nasıl 265 hele dizel bir arabadan almışlar? Şöyle ki, ilk modellerde çift turbo, daha yeni modellerde twin scroll, iki ayrı içinde kanal bulunduran turbo kullanıyorlar. Fakat turbodan intercooler'a giden boruya BorgWarner Supercharger elektrikli, yani kompresör takmışlar. Turbo besliyor. Turbonun beslediği havayı bir de kompresör elektrikli besliyor. Ve aynı zamanda ISG, yani Integrated Starter Generator diyorlar. 48 volt mild hibrit bu. Ara hibrit. Mitsubishi'nin ürettiği bir elektrik motoru kullanıyor. Bu hem marş motoru olarak, hem dinamo olarak, hem de arabaya 20 beygir, 200 Nm tork sağlayan bir motor olarak görev görüyor. Yakıt tüketimini azaltıyor, arabayı daha pürüzsüzleştiriyor gibi gibi. Bence daha çok arabayı daha kaliteli hissettiriyor. Bence farkı odur. Bu motor 265 beygir üretiyor, 550 Nm tork üretiyor ve 0-100'ünü 6.3 saniyede tamamlıyor. Bence 2.0'a göre gayet başarılı. Şimdi 265 beygir, benim arabam 7.30 dizel, sıralı 6 dizel, muadil S350 V6 dizel, onlar 260-270 beygir bandında motorlar. İsimlendirmeleri de o yüzden 30-350 gibi. Ya bu arabanın E300 dizel olması bence aldatıcı değil. Beygir gücü bayağı iyi çünkü. Şimdi bakacağız zaten. Şimdi yaşam alanımıza bakalım. Burmeister müzik sistemimiz var. Hafıza, ısıtmalar mevcut. Mercedes bu kasada komandı terk ediyor arkadaşlar. Bu sistemin adı MBU X sistemi ve şu gerçekten şık bir görüntü. Bu şeye de bitiyorum. Start engine, hem de nefes alıyor. Evet, kapatalım. Bu şeyimiz, ana ekranımız. Daha önceki sistemle çok benzer. Orta kısım bu şekilde değişiyor. Tabii bunun temalarını da değiştirebiliyorsunuz. Baktığınız zaman burada bence farklı olan bu ekranda galiba bu ayarları yapamıyordunuz. Şimdi yapabiliyorsunuz. Stiller ve görüntüye girdiğiniz zaman bu sportif. Ben bunu en çok bunu beğeniyorum. Modern var. Modern'de biraz daha böyle elektrikli bir araba varmışçasına bir görüntü. Bir de zarifi deneyin. Fazla bir detay vermiyor. Daha sakin, daha elegant. Klasiği merak ettim. Bu daha hani yenilikçi mavi tema. Benim en çok hoşuma giden hangisi derseniz, açıkçası sportif, o da şeyden dolayı. Eski Mercedes'lerdeki o sarı detaylar. Bunlara bitiyorum.
Navigasyon sistemi veyahut da işte infotainment diyorlar. Genel arabanın bütün her şeyini buradan yönetebiliyorsunuz. Bu titreşimli. Öncekiler daha kabaydı. Bu çok şık, ince bir tablet. Tuşlara bastığım zaman bir geri bildirim alıyorum. Ana ekran böyle. Burada işte telefon, radyo, navigasyon. Navigasyon çok iyi. Bir büyük ekran. Medya cihazları. Burada işte USB'den veya da Bluetooth'tan dinlediğiniz şeyler. Konfor öğeleri, alt taraf baldır desteği ve yan desteklerini açıp kapatarak bir masaj benzeri, masaj benzeri bir rahatlık sunuyor. Ambiyans aydınlatması çok biliniyor bu arabalarda. Hem rengini, işte bayağı bir renk mevcut. İstediğiniz gibi animasyon yapabiliyor. Bunları çok irdelemeyeceğim çünkü bunlar birçok kanalda yeterince. Benim bugün aşırı hoşuma giden, kontağı açalım. Bir de şu şeylerin de bildirim ışıklarının da böyle klasik tarzda değil de aydınlatmalı. Burada gözükmesi de çok hoşuma gitti. Klimamızı bir şöyle kapatalım şimdi. Tamam. Bu daha çok hani enerji vesaire araç. O tarzda gaz fren. Şu çok hoşuma gitti abi ya. Aşırı güzel. Şimdi yolda da bunu açarım muhtemelen. Tüketim bir grafik bekliyorum. Aynen. Burada işte son zamanlarda ne kadar kullandınız bunu değiştirebiliyorsunuz. Biraz bu tabii BMW'den esinlenilmiş bence. BMW yıllardır yapar. Gerçi bizim GLK'da da var galiba şey. Bu tarz küçük ekranda. Böyle yukarı Mercedes'te klasik. Üst, orta, alt. Hani bu şekilde yönetirsiniz. Bu da kullanma kılavuz diye tahmin ediyorum. Uygulamalar var. Bunlar uzun süredir olan Mercedes-Benz uygulamasını telefonunuza indirirsiniz muhtemelen. İşte hava durumudur vesairedir. Ayarlara girdiğimiz zaman da ESP 360 derece kameramız var. Bunlardan bahsediyor. Alarm çekme yardımcısı işte araba çekiliyorken. Bunlar arabada bulunan asistan sistemleri. Kamera ve park. Aktif fren yardımcısı var bu arabada. İşte yayalarda veyahut da öndeki arabaya dikkat et, yaklaştığınız zaman. İşte yorulma, trafik ışığı gösterimi, buna öndeki kamera muhtemelen algılıyor. Kör nokta desteği var. Şu aynada üçgen göreceksiniz sol altta. Güzel çalışıyor o da. Bir de 360 derece kamera falan var bu arabada. O da çok hoşuma gitti. Şuradan aktive edebiliyorsunuz. Bunun modları var. İşte ön taraf şey görüyorsunuz bizim tripodu. Geniş. Bir detay var hoşuma giden. Geri vites kamerasında özellikle. Şimdi gördünüz. Şimdi ben geriye takıyorum. Arabayı bir çalıştırayım. Bu arada elektrik motoru olduğu için böyle bir marş sesi falan yok. Bildiğin sanki full elektrikli bir ara gibi tık diye çalışıyor. Kadrajı değiştiriyor. Geri vites kamerasının direksiyon açısına göre kadrajını değiştiriyor. Bu çok şık. Bilgisayarla üretilmiş üst görüntü de bence güzel. Hiç dizel gibi de çalışmıyor bu arada. Onun haricinde standart şu mat, Mercedes'in mat desenleri çok hoşuma gidiyor. İç mekan olarak 222'ye, fiyat bandı olarak da bu araba biraz terledim ama fiyat bandı olarak da 222'nin yani ikinci ellerine tercih edilebilecek bir fiyat bandında. Çok farklı hisler, sürüşte söyleyeceğim onları. Ama şu full design, yani şu kısım 222'den esinlenilmiş ama tabii 222 biraz daha büyük ve biraz daha farklı onun şeyi. Şu yukarıda tek mesh delikli panelin olması hoşuma gitti. Deri göğüs var. Diğerleri dediğim gibi irdelenmiştir. Cam tavan, Mercedes'in klasik iki parça. Gayet güzel. Dediğim gibi yani güzel. Arka tarafı göstereyim ben size. Arkada az önce incelemediğimiz bir şey var. SOS sistemleri artık Türkiye'de çalışmıyor. AMG olduğu için antrasit tavanı var. Koltukları çok rahat. Burada sanki baldır desteği yokmuş gibi gözüküyor ama buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Esniyor. Koltuğun döşemesi veyahut da oraya toplanmış olan kısmı açılıyor. Koltukları beklediğimden çok rahat. Sadece biraz yatay olan şu genişliği bir tık az ama ben iri bir insanım tabii. Yani onun da etkisi var. Arka tarafta bir de irdelemediğimiz şu alan var. Klima kontrolleri. Bu arabada bir arka ısıtma tercih edilmemiş ama orada şeylerin olması da kontrol olması da güzel.
çocuk ISOFIX bağlantıları böyle gömük değil, göz önünde. Bu da şık bir şey. Kapaklar bazen kayboluyor ama bir şekilde buluyorsunuz. Ben kaybetsem 3 boyutlu yazıcıyla basarım. Bu güzergah benim her gün kullandığım iş çıkışı güzergah. Şimdi çevre yoluna bağlanacağız. Bir süredir kullanıyorum ben bu arabayı. Onlardan bahsedeyim size şimdi. Airmatic var bu arabada. Aynı zamanda formatik, yani 4 çeker. Airmatic nedir? Havalı süspansiyon. Şu an Comfort'da kullanıyorum. Eco ile Comfort'un arasında çok büyük bir fark yok süspansiyon olarak. Bu arabayı test ederken ben en çok sorulanlardan bir tanesi de benim de en çok merak ettiğim konu izolasyon ve rahatlık. Ben G35 serisi kullanıyorum. Son zamanlarda bana danışan insanlara, çünkü arada kalınıyor. 5 serisi mi alalım, E mi alalım, 2015 üstü, 2017 üstü ne yapalım noktasında. Ben şunu söylüyordum. Makyajsız 213'te biraz izolasyon ve rahatlık problemleri vardı. Makyajlı 213'i hiç sürmemiştim bu arabayı sürene kadar. Gerçekten izolasyonu çözmüşler. İzolasyon olarak çok hoş bir araba. Yani G30'un o eksikliğini kesinlikle kapatmış. Bazı kalite problemleri, yani şu aralarda böyle parlak düz plastik görünümleri vardı. Gerçekten ucuzlaştırıyordu arabayı. Onları falan hepsini çözmüşler. Yani Airmatic gerçekten şık bir sistem. Uçan alı siz şeyi. Yani Mercedes bence Airmatic'le alınmalı zaten. Yani şu an gerçekten çok rahat bir araba kullanıyorum. Oturuş pozisyonu olarak hiç yabancılık çekmedim. Çok rahat, yerinizi çok kolay bulabileceğiniz bir araba. Direksiyon hislerinden vesaireden şimdi birazdan yolda bahsedeceğim. Ama gerçekten o eksik, yani benim kafamdaki iki soru işareti vardı. Cesur Bey, ben bu arabayı aldım dediği zaman, ya dedim ben gerçekten test etmek isterim. Çünkü 5 serisi G30 makyajlıya göre, makyajsız G30'a göre nasıl diye o soru işaretleri kafamdan gitti. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu arada bu video için bizim Köfte Nurettin Usta markası vardır. Ankara'da Başkent Sanayisi'nde iki ayrı dükkanda hizmet veriliyor. Onlara çok teşekkür etmek isterim. Cesur Bey ile muhabbet, ben hastanem yakın olduğu için her zaman gelirim. Bu arada S350 gri aracımı, Gandalf aracımı ben onların ailesinden almıştım. Sürekli arada hani gittikçe laf atıyorum, muhabbet ediyoruz. Böyle olunca da bu arabanın lafı geldiği zaman ben de test etmek istediğimi söyledim. Onlar da beni kırmadılar, sağ olsunlar. Dediğim gibi buradan teşekkür etmek istiyorum. Az önce kırmızı ışıkta start stop devreye girdi. Pürüzsüz, hiç marş motoru sesi yok. O da tabii onu sağlayan şey de işte mild hibriti veren Mitsubishi elektrik motoru. Bu arada onu söylemek istiyorum. Ön kamera. Harika ya. Bunu fark etmemiştim az önce. Çok çok iyi ya. Neyse. Sport'u da çevre yoluna bakacağız. Yasur Bey dedi. Noyan, yani bence dedi bununla çevre yoluna çıkmalısın. Yani aracın sahibi. Biz de o yüzden bir çevre yolunda da bakacağız. Arabanın yeteneklerini test edeceğiz. Bunların yanında sizlerden gelen bir istekti. Şimdi görüntüyü alıyorum. Ön takımı çekmemi istediler. Burada görüyorsunuz. DM'lerde başka merak edilen konu ise, benim de merak ettiğim, malzeme kalitesindeki bir yine makyajsız kasadaki eksiklikler. Burada hakikaten kapatmışlar. Yani böyle bir öyle muazzam bir şuraya bastırınca böyle çatır çatır ötme, şuranın böyle şey olması, yani kötü hissettirmesi, o tarz bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bazı plastik parçalar çok böyle pürüzsüz Japon, bütçe Japon arabaları gibi hissettiriyordu. Onların hepsini falan kaplamışlar, yok etmişler. Kalitesiz bir his almıyorsunuz. Sadece aşağılarda belki sert plastik, şu eşiklerde falan anca, yani. Çünkü bu bardak koyma yerleri vesaire de kapatmışlar. Bu arabada şerit takip var dediğim gibi. Pre-safe özellikleri var. Asistans olarak bunlarla sınırlı. Şey sorulmuş storylerden, yine DM'lerden. Arabacı adamlar bu arada benim Instagram'ım. Şey sorulmuş, koku sistemi var mı bu arabada diye. Arkadaşlar, o opsiyon bu araçta bulunmuyor. Onu da söylemiş olalım. Formatik, Airmatic, Burmeister ses sistemi, onu da test ettim. Çok güzel. Güncel Mercedes'lerde tercih edilebilecek harika bir donanım. Keşke bir de içi taba veyahut da ceviz rengi deri olsaymış, mükemmel olacakmış.
Şimdi şu bağlantıdan sonra arabanın neler yapabildiğini beraberce bakalım. Şimdi bir konvoya denk geldik. Sport'a geçince amortisör sertleşecek, direksiyon sertleşecek, gaz tepkisi hızlanacak. Makyajlı ile makyajsız arasındaki farklar da sorulmuş DM'lerde. Onu söyleyeyim, direksiyon değişmiş. Bu command yerine MBUX sistemi gelmiş. Onun harici göze gözüken fazla bir değişim yok. İşte malzeme kalitesi gerçekten artırıldığını hissediyorsunuz. Burada tabii şeylerde de hissediliyor bu. Hani buradaki geçişler falan şeyler. DM'lerden gelen başka bir soru ise veyahut da merak edilen konu ise, izolasyona değindim ama motor sesiydi. Ya bu arabanın dizel olduğunu arabanın içinden ancak devir saatiyle anlarsınız. Öyle söyleyeyim. Ne bir titreşim var ne de bunu hissettirecek bir ses var içeride. Benzinli bir araba gibi. Hatta diyorum ya, çalıştığını anlamıyorsunuz. İçeriye de hiçbir şey vermiyor. Yani tamamen elektrikli veya plug-in hibrit bir motormuş, arabaymışçasına hisler alıyorsunuz bunda. Merak edilen başka bir konu, manuel moda aldığımız zaman burada şanzıman modları, evet, şanzıman modlarını direksiyondan alacağız. Sport'a aldık çünkü arabayı. Ben şimdi size onu göstereceğim. Şu an 60'ta falan ilerliyoruz. 5. vites. Ha, bu arada şanzımanı tabii söylemiş olayım. Onu söylemedim. 9 ileri 9 G-Tronic bir şanzıman mevcut bu arabada. Manuel olarak arkadaşlar bunu 8. vitese aldım. 8. vites 2000 devirde ne yapıyor diye soruldu. Beraberce bakacağız. Şu an 1500 devirde 107, 108, 110. Vites tabii küçülttü yokuş yukarı olduğu için. 6. vitesteyiz. 6. 2500 devir 120 yapıyor. 8'e aldım tekrar. 8'de 1500 devirde 116 falan yapıyor. Şimdi hızlanalım. Çıkıyoruz. Yalnız bayağı hızlandı. Şu an 2000 devirdeyim. 145, 146, 147 yapıyor 2000 devirde. Şimdi manuelle, yani manuelden 9. vitesi alabildim şimdi arkadaşlar. 8'de böyle, 9'da 1500 devirde 134, 133 yapıyor. Şimdi bakalım 2000 devire çıkınca muhtemelen güzel bir sürat yapacak. Sport'tayız bu arada. Şu an 165, 2000 devirde abi 175 yapıyor. Son vites 2000 devirde 175 yapıyor. Bayağı iyi, bayağı iyi. Tabii yol bize müsaade edecek mi bilmiyorum. Bir şeye daha bakmamız lazım. Çünkü bugün kalabalık bir şeye denk geldik. Trafiğe denk geldim. Bunu başarabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. 100-200'ü soruldu. 100 dip gaz. Bir tık yokuş aşağı ama. Gerçi doğru, yokuş aşağı. 200. Yani bir tık azaltırsınız tabii şey. Burada da viraja da bakabileceğiz şimdi. Sağlam bir süratle. Yani burası ama geniş şey değil. Çok sıkıntılı bir yer değil. Şu an mesela 170'te gayet mutlu bir viraj şeyimiz var. Motorun sesi yüksek şeyde, yüksek süratte içeriye hiç duyulmuyor. Ya izolasyon gerçekten iyi. Mesela bak 170-180 ile A sütunundan hiç ses almıyor. Sıfır. Bayağı iyi. Gerçekten iyi. 190. Formatiğin de etkisi var bunda. Woohoo! Allah! Bu ne ya? Yalnız bu gerçekten başyapıt ya. Farklı bir şey. Gerçekten farklı bir şey. Yani şurada. Yalnız hiç hissettirmiyor sürati. Korkutucu. Yani sesten de anlamıyorsun. Bayağı akıcı. Şurada bir şansımızı deneyelim. 200 ile gayet huzurlu bir şekilde, airmatik olduğu için arabada. 200 ile böyle sahip, mesela 180 ile sabitle abi. O büyük otoyollar var ya, istediğin yerine git Türkiye'nin. Gerçekten iyi.
O 2000 motor olayı acaba diyorsun ama değil yani, kesinlikle değil. Yani burayı 7 ile de yenilerde geçtim. Motorla da yüksek süratle geçtim yol. Çok çok iyi ya. 180, 190 yok gibi. Yol kalitesi de arttı biraz. Frenlerine değinecek olursak, AMG'de delikli fren kullanır BMW, Mercedes. Frenleri de çok iyi, çok net. Ne böyle şey gibi, sünger gibi, ne böyle hissiz. Gerçekten görevini de çok iyi yapıyor. Bence Mercedes eksiklerin çoğunu kapatmış. Gerçekten güzel bir araba. Şimdi bir de viraja bakalım. Az önce baktığımda biraz understeer yapmıştı. Arka tarafı ittirdiğini hissedebiliyorum. 110'da biraz hafif bıraktı. Ama bayağı iyi. Çok başarılı. Harika yapmışlar. Burada görmüşsünüzdür 7 ile tokatlayıp çıktığımı. Bir tık understeer'e giriyor. Ama onun harici gayet iyi bir araba. Arkadaşlar, yani arabayla ilgili söyleyebileceğim, zaten Kaan da incelemişti. Daha önceden benim de baktığım 220 formatine bir arabaydı. İşte şişe koyacak kısmı vesaire, böyle onları incelemeye bence gerek yok. Bu arabada sorulan başka bir soru, işte viraj performansı sorulmuştu. Gördünüz, gayet iyi. Aşırı zorlayınca biraz understeer, bırakma dışarı doğru çıkıyor virajdan. Yani arkayı bırakıp burun içeri girmiyor da toptan dışarı çıkıyor. Motoru çok çok iyi. Verilir mi fark noktasına? Mesela E220 formatikler var makyajsız. Ya ondan gerçekten farklı bir araba, onu söyleyebilirim. Gerçekten farklı bir araba. Ben 540i kullanmıştım. G30 MM Performance'ın M5'e çevirdi 540i. O 3.0 turbo benzinli bir araba. Elbette ki performans olarak üstün bir araba bundan. Ama şehir içi senaryolarda hızlı bir baba için bu, yani gerçekten çoğu iş ihtiyacı karşılar. Çok çok şık olmuş. Ne olur, E180'ler var işte, E200 dizel var bu kasada gelen 1.6 dizel motor, hani onunla fark verilir mi? Biraz yani arabaya gerçekten düşkünseniz bence o fark verilebilir. 5 milyon bandında bu arabalar şimdi. Hani tabii yüksek fiyatlar. Ha, Noyan sen ne tercih edersen gibi hani bir görüş olursa, ben açıkçası ya bunu çok beğendim ama gönlümde bir 222 yani S serisi sevdası var bitmeyen. Herhalde 4-5'e çıkabilsem ben bir şey S350 almak isterim. Hem proje olur, S400'e çeviririz, bakarız, çekeriz falan. Hani o V6'yı da, V6 dizel hiç olmadı benim, onu tecrübe etmek isterim. Ama yani şu kaput çıkıntısı, o virajlar, hızlar falan, 180'de Airmatic var zaten, çok şık bir araba. Parasını iyi kötü hak eder. Yani bir 500 bin lira tabii, o da sahibindenin farkı. Sahibinden de şu an yüksek yazılıyor. O konudaki görüşüm de o şekilde. Bu arada yakıt tüketimi tabii merak ediliyor. Ben 86 kilometre yapmışım. Tabii biraz hani durma da var bunun içinde. Bakıyorum o bilgiye ulaşabilecek miyim şimdi? Şu anki start itibariyle tüketimim 8,5 litre civarı. Yani o da 9 litre civarı, pardon. 9 litre mazot. Yani sert kullandık, sürat yaptık falan, hiçbir şey. Bizim GLK 7,5 yakıyor zaten mesela. Hani düşün. Ona göre 265 beygir bir araba. Bu da buradan da şunu çıkarabiliriz. Hakikaten tasarruflu bir araba. Bakım maliyetlerini bilmiyorum. Henüz 47 binde. Cesur Bey onu sormayı unuttum. Ama yani benim motosikletimin rodaj bakımı 4000 lira tutuyorsa bir şekilde o da herhalde 15 bin lira falan tutacaktır sabit bakımlar, ki bu arabaya zaten 3-4 yıl sadece silecek değiştirirsiniz, yağ değiştirirsiniz, hava filtresi, polen filtresi, iç kabin filtresi, bir de detay falan yaptırırsınız. Yapacağınız maksimum masraf bu şekilde. Ne zamandır araba testi yapmıyorduk
Bana çok iyi geldi. Cesur Bey'e de çok teşekkür ederim. Güvenip bize teslim etti aracını. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hani EQE'ler var mesela. EQS geçiyor da EQS geçiyor. EQE yerine ben bunu tercih ederim. O da var. Gerçekten bu klasik bir otomobil. Umarım dediğim gibi video hoşunuza gitmiştir. Ben de düşünce böyle uçuşmaları başladı arabayı beğendiğim için. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın diyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Görüşürüz.